Evet, zamanın behrinde bir kral varmış. Ülkesini yönetiyor, işleri tıkırında. Yanında da sürekli gezdirdiği bir soytarısı varmış. Yani kral ve soytarısı diye çok meşhurdur ya bu tabirler. Kral eğlenmek için bazen soytarısına takılır. İşte acıktığında, ya soytarı acıktık ne yiyelim der. Soytarı da onun gönlünü etmek noktasında tabii önerilerde bulunur. Bir gün kralın canı patlıcan istemiş. Patlıcan yesek mi soytarı demiş. Soytarı tabii efendim patlıcan yiyelim. Patlıcan çok güzel bir nimettir, çok faydalıdır, çok lezizdir. İnsanın ağzında acayip lezzetler bırakır, keyif verir. Keyif verdiği zaman işte beyni gelişir, daha güzel kararlar verir, daha doğru kararlar verir. Çok iyi bir nimettir patlıcan demiş. O gün patlıcan yemişler. Ertesi gün tabii kralın patlıcan sevdiğini bilen soytarı, kral yine acıktık ne yiyelim diye sorunca, patlıcan yer misiniz kralım demiş. Ya demiş her gün patlıcan mı yiyeceğiz? Tabii soytarı bu sefer dün faziletlerini saya saya bitiremediği patlıcanı bugün yerin dibine sokmuş. Demiş ki ya patlıcan nedir ki? Çok da bir lezzeti yok. Saçma sapan bir tipi var zaten. Hiçbir şekilde insana keyif de vermez. Tokluk da sağlamaz falan filan. Derken tabii kral şaşırmış. Demiş ya soytarı ne oldu? Yani dün yere göğe sığdıramıyordun bu patlıcanı. Bugün yerin dibine batırdın. Demiş efendim ben patlıcanın değil sizin soytarınızım. Şimdi bunu niye anlattım? Son günlerde bunu çok sık yaşıyoruz. Hani ekran gülleri var ya pandemiden sonra bir anda manken edasıyla, artist edasıyla, kanal kanal dolaşıp böyle çirkin suratlarıyla, hani olumsuzluk pompalayan, moralsizlik pompalayan, ölüm pompalayan, korku pompalayan hani doktorlar, bir de başlarında profesörler var ya hani, profesör doktorlar var ya. Onların çeşitli konuşmalarını dinledim. Geçmişte yaptıkları ve şimdi yaptıkları. Oradan aklıma geldi. Şu an ekran gülü olan bir profesör, enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir de. Yani acayip bir uzman adam. Hani bana göre aslında bir aşı pazarlayıcısı gibi, şırıngacı. Yani aşı fabrikalarının pazarlama müdürlüğünü yapıyor edasında. O tavırla konuşuyorlar. Bütün konuşmalarında aşıyı daha çok satmak, aşıyı daha çok vurdurmak, başka hiçbir şey yok. Yani bilim dedikleri, tıp dedikleri, bugün tapar noktaya getirdikleri, o totem haline getirdikleri bilimi aşının dışında hiçbir şeyi kabul etmez hale getirdiler. Varsa yoksa aşı, her şey aşı. Aşı. Bir zamanlar demiş ki bu ekran gülü, çirkin ekran gülü, suratsız ekran gülü demiş ki bir zamanlar bir aşının aşı olabilmesi için en az 3 sene lazım demiş. En az. Çok değil yani. Çok kısa bir zaman önce bunu demiş. Pandemiden önce. Bir aşının aşı olabilmesi için, daha doğrusu bir sıvının aşı olabilmesi için en az 3 sene lazım demiş. Şimdi o zaman bunu demiş. Fakat şimdi pandemi dediği o salgın, işte uyduruk salgın başladıktan sonra ne diyor? 6 ay önce üretilen bir sıvıyı bu aşıdır, bu aşı olmazsa hastalık şöyle olur, böyle olur diyor. Bakın daha 2 sene, 3 sene önce en az 3 sene lazım dediği aşıya, 3 sene sonra 6 aylık bir süre sonunda aşı diyebilen bir adam. O zaman demiş ki hiçbir pandemi aşıyla bitmez. Fakat şimdi diyor ki bu aşılar olmadan pandemi bitmez. Tamam şimdi adamcağız hani tıbbın, bilimin, insanlığın soytarısı değil ki. Aşının soytarısı ne yapsın? Yani kralım diyor yani ben patlıcan değil sizin soytarınızım. Şimdi ne denmişse yani kral ne istiyorsa. Kral kim burada? Bill Gates. Yani çok tartışılmaz, net. Bill Gates çok kıskandığım, gerçekten son zamanlarda tek kıskandığım adam Bill Gates. Dünyayı yönetebiliyor adam. Dünyayla dalga geçiyor adam. Şimdi bir takım istatistikler duyuyoruz. Hani her gün Sağlık Bakanımız çıkıyor ki ben her gün aslında Tarım Bakanımızın çıkmasını istiyorum. Gıda Bakanımızın çıkmasını istiyorum. Hani gıdalarla ilgili istatistikler verilsin, bilgiler verilsin. Satılan gıdalarla ilgili mesela içerisinde kimyasal basılan ve bizi zehirleyen o gıdaların listesi verilsin mesela. İşte oralara operasyon yapılsın. O üretim yerlerine, fabrikalara. Ve o yakalansın zehirli, zararlı kimyasallar. Sen benim insanıma bunu mu yediriyorsun desin Gıda Bakanımız mesela. Onlara ibret alem bir ceza versin. Ben ülkemle, bakanlarımla gurur duyayım. Bakın böyle olsun. Şimdi bugün aman ha çocukları koruyalım diye çocuklara maske taktıran faşist zihniyet. Bugün çocukların yediği gıdalarla hiç ilgilenmeyen o zihniyet. Aşı pazarlamacıları, şırıngacılar. Daha dün sanki çocukları çok seviyorlarmış gibi
daha düne kadar çocukların yediği o zehirler hakkında hiçbir şey söylemediler. Yani aman ha, çocuklarımıza zehir yediriliyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, neslimiz. Bunlarla ilgili bizim tedbirler almamız lazım. Asla denmedi. Bakın asla. Ama bugün sanki çocukları düşünüyormuş gibi yapıp aşı fabrikalarının dahi gebelere vurulmaz dediği aşıyı gebelere vurdurmak lazım. Yani gebeyken vurdurmak lazım diyen şırıngacılar türedi bu ülkede. Maalesef hani mesele ne sağlık, mesele ne çocuk, mesele ne de bizim geleceğimiz. Mesele bambaşka bir şey ve bunun da taşeronu çok fazla. Gönüllü taşeronu. Bir vatandaş demiş ki 3 çeşit yalan vardır. 3 çeşit. Yalan, kuyruklu yalan, istatistik. Şimdi istatistik konusunda hakikaten ben de uzun zamandır istatistiğin rakamlarla oynanan bir cambazlık bilimi olduğunu söylerim. Yani herkes işine geldiği gibi sonuç çıkartır. Hani istatistik biliminin temel tezi diyor bir düşünür. Bana ne istediğini söyle, sonucu söyle. Ben ayarlarım. Yani ben ona göre ayarlarım demek. İstatistik bu. Bunu en anlaşılır şekilde şöyle tarif edebilirim. Seçim öncelerinde anketler yapılır biliyorsunuz. İşte falan anket şirketi, filan anket şirketi. Bir anket şirketine bakarsınız A partisi açık ara önde. Bir başka anket şirketine bakarsınız B partisi önde. Bir başka anket şirketine bakarsınız C partisi oylarını acayip artırıyor. Bir başkası A partisinin oyunu düşürüyor. Aa, düşmüş diyor, düşüyor diyor. Onun oyları düşüyor işte şu bandı arasına geldi falan filan. Şimdi Allah Allah, aynı insanlar üzerinde, aynı ülke üzerinde yapılan anketler ve farklı sonuçlar. Şimdi biraz önce dedim ya, istatistik biliminin temel tezi nedir? Bana sonucu söyle, istediğin sonucu söyle bana. Sen sonucu söyle, ben onun altyapısını başlangıcına hazırlarım. İstatistik bu. Yani rakamlarla dans edeceğim, cambazlık yapacağım, oynayacağım. Hani bir parti bir anket şirketine veriyor parayı, diyor ki beni üste göster. Yani algı oluştur. Halk desin ki aa tamam bu yükseliyor. Bizde de güce bir tapıcılık vardır ya, o büyüye gidelim, güçlüye gidelim. Hani sayısal anlamda aritmetikte çok olana gidelim. Ya az olan doğru da olsa sayısı az. Boş ver ya. Yani doğru da olsa sayısı az. Daha doğru olmasının bir önemi yok. Önemli olan nedir? Sayı. Yani kemiyet. Yani şekil olması lazım. Yani keyfiyetin bir önemi yok. Yani niteliğin bir önemi yok. Niceliğin önemi var. Yani maneviyatın, aklın, ruhun bir önemi yok. Cismin, şeklin önemi var. Öyle anketlerle oynatılıyor değil mi? Yani anket şirketi diyor ki ben diyor seni birinci gösteririm. Sen paradan haber ver. Şimdi bütün anket şirketlerini söylemiyorum tabii. Yani yaptırılabilecek anket şirketleri var. Yaptırmayacakları var. Namuslusu var, namussuzu var. Paraya göre çalışanı var. Hakikaten ilkeleri uğruna çalışanı var. Para kazanamıyorsa kapatır zaten. Yani böyle yapamazsa. Şimdi gelelim günümüze. İstatistikler her gün yayınlanıyor. Sağlık Bakanımız yaz girişinde turistler gelecek dendi. Aman hükümet politikası, sayı az gösterildi. Aman düştü. Aa, çok az. Aa, bütün şehirlerimiz ne güzel mavileşiyor bakın ne kadar güzel. Ama sonra birden sarardı, sonra kırmızılaştı vesaire. İşte okullar açılacak. Okullar açılması lazım ama ne için açılacak okullar? Yani mesele sağlık değil. Bu konuda çok netim. Yani birçok insan da çok net. Şu anda uygulanan politikalardaki amaç, bütün dünyayı kastediyorum, sağlık değil. Asla sağlık değil, hastalık falan değil. Başka bir şey hesaplanıyor, onun peşinde koşuluyor. Şimdi okullar açılıyor, bir Milli Eğitim Bakanı gitti. Niye gitti? Bir gün bu açığa çıkacak. Bir gün şu anki Milli Eğitim Bakanı'nın önceki Ziya Bey, Ziya Selçuk niye bıraktı? Bir gün mutlaka ortaya çıkacak. Bakın Milli Eğitim Bakanı'nın niye görevi bıraktığı tarih tarafından yazılacak. Şimdiki Milli Eğitim Bakanı'nın niye geldiği de yazılacak. Yani niçin geldi? Okulları açmak için geldi. Yani mesele sağlık olmadığı gibi mesele eğitim de değil. Bakın asla okulları açmak, çocuklara eğitim vermek amaçlı bir açılma olduğuna ben bir vatandaş olarak ikna olmadım. Bakın buna ben inanamadım maalesef. Başka bir takım amaçlar var. Ve o da ortaya çıkmaya başladı. Öğretmenlere aşı zorunluluğu, aşı olmayanlara iki haftada iki defa PCR test zorunluluğu. Yani beyninize çubuk sokturma zorunluluğu. Niye? Çünkü aşı olsun diye. Sonra çocuklara da işte 18 yaşına kadar çocuklara, 18 yaşın altına da işte velilerin izni falan dediler de. Yani daha önce aşı pasaportuna komplo denilmişti. Dolayısıyla şimdi 18 yaşın altına da iğne aşı vurulacak, daha doğrusu sıvı vurulacak lafını söylersek yok canım sende falan deneceği için tam onu da zamana bırakıyorum. Gördükçe hani bizim insanımız maalesef gördüğüne inanıyor.
Halbuki bir insanın, özellikle bu coğrafyada yaşayan, bu dine mensup insanların temel özelliği görmediğine inanmaktır. Yani gayba iman etmektir. Allah'a da görmeyiz ama iman ederiz. Bizi biz yapan budur ama yok. Bizde o değişti. Biz şu anda gördüğümüze inanıyoruz. En güçlü neyse gördüğümüz o bizim Tanrımız, Rabbimiz, ilahımız haline geldi. Birçok şeyde değiştiğimiz gibi orada da çok değiştik. Evrile evrile gidiyoruz. Evrim teorisine karşı çıka çıka evrimleşe evrimleşe gidiyoruz. Nereye doğru? Tabii ki negatif, eksiye doğru gidiyoruz. İstatistikler nasıl, yani sonuç itibariyle diyor yani bana sonucu ne istediğini söyle. Şimdi istenilen sonuç neyse istatistikler ona göre veriliyor. Geçen sene ölüm oranları bu kadar değildi ama bu sene ölüm oranları arttı. Yani niye arttı ölüm oranları? Yani ne oldu? Baştan beri bize şu söylenmiyor muydu? İşte memleketin nüfusun 1/3 aşılanırsa, hatta 1/4 aşılansa %25'i sürü bağışıklığına doğru geçiş yapılır deniyordu. Sonra 1/2 çıktı bu. %75 oldu. %80 olursa, %80'i geçerse falan demeye başladılar. Yani bir dediği bir dediğini tutmayan, olayı tamamen bütün hastalıkları, sağlık konusunu tamamen aşıya ve korona mikrobuna bağlayan tıp camiamız, bu koronanın bir hastalık olduğunu ve bir tedavisi olabileceğini hiç düşünmüyor. Bu konuda hiçbir çaba sarf etmiyor ki hani eğer doktorsanız, önünüzde de bir sürü imkan varsa devlet tarafından verilmiş, üniversite hastaneleri içinde söylüyorum, şehir hastaneleri içinde, devlet hastaneleri içerisinde. Yani bir imkan verilmiş size, bir de mezuniyet yapmışsınız. Hani tıp memlekette üst segment bir sınıfınız var. Meslek grubu itibariyle en zenginlerdensiniz yani. Bir vasfınız olmalı ki sizin tedaviyle ilgili bir çaba harcayın. Mesela bir doktor da çıksın, başında profesör olsun olmasın. Ama profesör olursa tabii çok böyle havalı oluyor. Profesör. Son zamanlarda profesörden geçilmiyor ekranlar ve hepsi de korku pompalıyor dediğim gibi. Psikiyatristi de, psikoloğu da korku pompalıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı da korku pompalıyor. Öleceğiz, biteceğiz falan. Ara ara da dilleri sürçüyor. Çünkü bir altyapısı yok. Hani kimin soytarısı oldukları meselesine döneceğiz ya yine. Bazen bir böyle hani bozuk saat misali günde 2 defa da doğruyu söyleyebiliyorlar. Geçen gün yine ekranların gülü demiş ki PCR testlerinin %50'si doğru. Şimdi bu ne demektir? Tersten bakın. Hani bardağın boş tarafından bakın. %50'si de yanlış demektir değil mi? Yani yarı yarıya. Hatta bir vatandaş demiş ki ya demiş bir insanın pozitif mi negatif mi olduğunu öğrenmek için PCR testi yapıp burnundan beynine bir şey sokmanıza gerek yok. Yazı tura atın. O da %50 demiş. Yani %50 ihtimal. Ya yazı gelir ya tura gelir. Yani PCR testinde yarı yarıya ise ve bunu bir ekran gülü söylüyorsa, ekran gülü profesör basit değil bakın boru değil profesör söylüyorsa tamam işte yani sonuç itibariyle yarı yarıyaymış. Yapılanların yarısı yanlış. Yani insanların PCR testi yaptığınız ey sağlık bakanı, ey yetkililer, ey doktorlar, ey o gavur Hipokrat'ın yazdığı yemini uygulamaya çalışanlar, doktorlar. PCR testi yaptığınız insanların yarısına eziyet etmişsiniz. Yani çünkü yanlış çıkmış sonuç. Pozitifse negatif demiş, negatifse pozitif demiş. Şimdi bu eziyeti siz Hipokrat yemininden sonra yaptınız değil mi? Hani gönül ister ki aslında Osmanlı'da Darüşşifalar vardı. Orada vakfiyeler var. Yani Darüşşifa'da yazılan Hipokrat yemininin karşılığı bir yemin de bizde var aslında Osmanlı'da yapılan yeminler. Mesela onlardan yapsak değişir mi bilemiyorum. Yani ruhuna uygun bir şekilde. Şimdi bir hastanenin arkadaşlarımız o görüntü vereceklerdir. Bir hastane bir yazı yazmış işte aşı olmayanlarla ilgili. Onu da reklam olarak yapıyor hatta. Arkadaşlar hazırsa o görüntüyü verebilir miyiz ekrana? Bu hastane özel bir hastane. Fakat zannetmeyin ki sadece özel hastaneler bu yazıları yazıyorlar. Şimdi diyorlar ki aşı olmayana biz bakın şu anda ekranda işte hani reklam biz özel bir bilgi falan almadık ya da gizli bir bilgi de almadık. Kendisi bunu ilan ediyor. Diyor ki aşı olmayanların acil hal dışında asla randevusu kabul edilmeyecek. Onlara tedavi de uygulanmayacak. Yani bir insan düşünün aşısız, aşı olmamış ve ameliyat olacak. Bir sıkıntısı var, sağlık sıkıntısı. Hastane onu acil hal kapsamında görürse alacak. Görmezse almıyor. Hayır sen almıyorum diyecek. İşte Hipokrat yeminine sadık olan hastaneler. Bu sadece özel hastanelerde değil. Bakın bu şu anda Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de yazılmış.
aşısızlar asla acil hal dışında hastaneye alınmayacak, tedavisine bakılmayacak. Yani bir doktor bir hastayı hasta da olsa reddedebilecek. Ben sana bakmıyorum, niye aşısızsın? Peki aşılı aşısız kriteri ne? Yani o çok enteresan. Bakın aşılı aşısız kriteri. Aşı oldunuz, bir doz, 6 ay sonra, 3 ay sonraydı, o daha da düştü biliyorsunuz. İşte 3 doz aşı oldunuz. 3 doz aşıdan sonra 3 ay geçti, siz aşısızsınız. Yani son zamanlarda bu istatistik biliminin hani sonucu bana söyleden yola çıkarak yaptıkları bir hileden bahsedeyim size. Daha önce zatürreden ölen insanlar geçen sene zatürreden ölmüşse koronadan öldü diye yazılıyordu. Bakın bunların hepsi çıkacak ortaya. Doktorların, bu işi yapan doktorların hepsi yargılanacak. Bu işe talimat verenlerin hepsi yargılanacak. Adam zatürreden ölmüş, korona yazdınız. Bu sene zatürreden ölümler devam ediyor. Fakat bu sene ne yazacaklar? Bakın nasıl yazıyorlar? Söyleyeyim mi? Çok enteresan. Hani bilmediğimizi zannetmeyin diye söylüyorum bunu. Kendinizi o kadar akıllı zannetmeyin. Biz sizin yapmaya çalıştıklarınızı da görüyoruz. Dolayısıyla hani yapacağınız hamleleri de daha önceden bildiğimiz için yalanlarınız çok çabuk ortaya çıkıyor. Bu sene bir insan zatürreden öldü. Hangi halde zatürreden öldü yazılıyor? Hangi halde koronadan öldü yazılıyor biliyor musunuz? Eğer aşılı ise zatürreden öldü diyorlar. Aşısızsa koronadan öldü diyorlar. Bakın. Yani niye? Çünkü korkup öldü koronadan. Bakın koronadan aşısızmış bir de. Şimdi aşısız noktasında aşı olmuş, 3 doz aşı olmuş adam. 6 ay sonra aşısız sayılacak mı? Sayılacak. BioNTech'in kurucu ortağı ve sahibi diyor ki 1 trilyon doz aşı üreteceğiz. Yani başka söze gerek yok aslında. Bu bütün planı ortaya döken bir şey. 1 trilyon doz. Dünyada 8 milyar insan var. Bunun 5 milyarı aşılansa, bakın 5 milyar. 5 milyar. Ya 3 doz 15 milyar. 6 doz 30 milyar. 9 doz 45 milyar. 60 milyar, 100 milyar, 150 milyar, 300, 500, 800, 1 trilyon doz. Niye yapılacak? Ya lütfen. Lütfen düşünün, akledin. Hani düşünüyorum, o halde aşı olmayacağım deyin. Şimdi buna biraz ara verelim çünkü bitecek değil bu konular. Tüketici konuları ve tüketicinin aslında başına bela olan bir sürü sıkıntı var. Fakat başka sıkıntılar da var. Şimdi hattımızda Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz var. Neşet Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi memlekette tüketicinin biliyorsunuz belası çok fazla. Saysak zaman yetmez, kağıt yetmez, mürekkep yetmez. Ama bir belada şimdi siz anlatacaksınız. Bir kartelleşme. Yani kartelleşmenin tüketiciye yansıması nedir? Bu konuda düşüncelerinizi alalım dedik. Hayır. Önce çoğu konularınıza katılıyorum. Bunlar nedir? Hazır gıdalar kanserden, pandemiden daha tehlikeli. Aslında Ticaret Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bu konularla gayet ilgilenmeleri gerekir. Çünkü bugün bir hocamızla beraber, üniversitede bir hocamızla beraber bir çalışma yapmaktayız. Kanserdeki ölüm vakaları Türkiye çapında belki pandemiden ölenlerin 20 katı. Bunlar nedense gıdalarımızda oynanan oyunlar, GDO'lar, hibritli tohumlar, bunlarla ilgili. Yani ileriki programlarda inşallah bunları da işleriz. İnşallah. Ama şu andaki size söyleyeceğimiz fiyat artışları söz konusu. Yani güzel zamlar aldık, sabit gelirler olarak, biz emekliler olarak. Ancak emekli maaşları elimize geçmeden muazzam derecede paralar eridi, gitti. Şimdi burada en büyük artış çimentoda rastlandı. Bu çimentoda gözle görülür bir kartelleşme söz konusu. Hepsi aynı anda fiyat koyuyorlar, aynı anda fiyatı çıkarıyorlar ve torbası 200 lira çimentonun. Maliyet girdilerine bakıyorsunuz, imalata bakıyorsunuz, ithal bir ürün olmadığına bakıyorsunuz. Döviz de artmamış bu konuda. Ancak çimento fiyatları aldı başını gidiyor. Ki 2 Eylül'de müteahhitler bir hafta inşaatı durdurma kararı aldılar. Biz tüketiciler olarak da bunu son derece destekliyoruz. Yanlarındayız bu konuda. Çünkü burada
Biz rekabet kurulu diyoruz ama biz artık buna rehavet kurulu demeye başladık. Rekabet kurulu bu konulara hassas davranmıyor. Biz rekabet kurulunun bu konuda tüketicilerin lehine olan çalışmaları bir an önce başlatmasını istiyoruz. Çünkü hem ev maliyetleri artıyor, ev maliyetleriyle beraber bulunamayan evlerde kiralarda da suni artışlar söz konusu. Yani bugün büyük şehirlerdeki artışlar %35'i buluyor. Yani siz enflasyonu %15.2 veya 3 diyorsunuz ama ev kiraları %35. Ev sahipleri bazı hukuki süreçleri bilmedikleri için de kiracılarını çıkartma yoluna, kiraları aşırı arttırma yollarına gidiyorlar. Böyle bir hukuki hakları yoktur. Çünkü verilen devletin verilen yüzde artışları bellidir. Bunun üstünde yapamazlar. Borçlar kanununda tüketicilerin kiracıların yanındadır. Bir ikincisi sevgili dostumuz, sevgili abimiz Aydın Ağoğlu geçenlerde bahsetti. Neşet Bey, biraz ara verelim. Zincir Seste bir sıkıntı oldu. Biraz ara verelim, biraz sonra telafi edersek devam ederiz. Tamam, Neşet Bey alalım. Yayındaki bir aksaklıktan dolayı iletişimi düzgün sağlayamadık. Sağlarsak tekrar bağlanırız. Şimdi Rekabet Kurulu'na bir isim takmış Neşet Bey. Gerçekten tam uyuyor, Rehavet Kurulu. Yani memlekette rekabete aykırı davranışlar var. Hani serbest piyasa aslında tüketicinin lehine kullanılmalıdır. Yani tüketiciye daha uygun mal ve hizmet daha kaliteli bir şekilde sunulmalıyı sağlamak için serbest piyasa uygulanır. Fakat ne oluyor serbest piyasa? O kartelleşme, tekelleşme beraberinde tüketiciye karşı kaliteli bir hizmete gerek yok. İstediğimiz fiyattan hep beraber anlaşıp yapalıma dönüşüyor. Yani kartelleşme dediğimiz o. Buna dair hani cezalar da verildi daha önce birçok şirkete. Cezalar da verildi ama cezalar rekabet kurulundan daha çok mahkemeler kanalıyla oldu. Hani bazen işte dedik ya günde iki defa bozuk saat bile doğruyu gösteriyor. O misal cezalarda verildi oldu. Yalnız şu son zamanlarda özellikle pandemiden sonra hani ekonominin de içine ettik dünya çapında. Bunu fırsata çevirdiler. Hiçbir ham maddeye zam gelmemesine rağmen ne oldu pandemiden sonra? İşte Türkiye bakın öyle garip bir ülkeyiz ki başka bir ülkede bu yaşanamaz. İkinci el araçlar sıfır araçların fiyatını geçti. Yani fırsatçılığı görüyor musunuz? Yani böyle bir ahlaki yapıya sahibiz. Yani beğenmediğimiz o gavur tohumları dediğimiz ülkelerde böyle ahlaksızlıklar yaşanmaz. Ama bizde yaşanır. Fakat biz aziz bir milletiz, üstün. Ya tabii ya. Biz yangında fırsatçılık yapıp o yanan insanların o sıkıntılar üzerine para kazanmayı düşünecek kadar alçaklaşabiliyoruz. Depremde depremzedelere karşı onu fırsatçılığa çevirmeyi becerebiliyoruz. Yani böyle bir ülkeyiz. Sonra bunu yapanlar hadi elden gelmiş, şuradan gelmiş, buradan gelmiş. Ya bunu denetleyen kim? Yani niye buna bir ceza yaptırım olmaz ya? Birisine niye böyle ibret alem bir ceza verdirmezsiniz? Verip de bakın ben bu cezayı veriyorum. Bir daha kimse buna teşebbüs etmesin demezsiniz. Yani hayırdır? Bir bağınız mı var? Niye böyle yapıyorsunuz? Bu ülke bizim bakın. Şimdi bu işin inanıyorsanız öbür tarafta bir hesabı var. Fakat bize düşen de öbür tarafa bırakmamak zaten. Öbür tarafın sahibi, mahkemesi o çok net. O oranın sorunu. Biz burada bir takım sorunların peşine düşmemiz gerekiyor. O yanlışları burada düzeltmemiz gerekiyor. Bir adaletsizliği neydi o söz? Bir adaletsizliği durdurmaya gücünüz yetmeyebilir. Ama o adaletsizliği dile getirmeye gücünüz yeter. Dile getireceksiniz. Yanlışa yanlış diyeceksiniz. Yani bizden istenen aslında bu. Ha, organize olup daha sonrasında topyekun bir istemeyle işte bugün öğretmenlerin direnişi Türkiye'de bir örnek olacak. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz bu emaneti hak ettiklerini gösterecekler. Ve diyecekler ki çocukların maske takması yanlış. Çocukları kaliteli nefesten mahrum edemeyiz. Oksijenlerini alacaklar, büyüyecekler, sağlıklı büyüyecekler. Biz temizliğe ve mesafeye dikkat ettiğimiz sürece sadece korona değil, hiçbir hastalık, hiçbir mikrop geçmez. Bir de bağışıklık sistemimizi güçlü kılacak düzenli besin alırsak, sağlıklı besin alırsak ki o besinlerle ilgili Tarım Gıda Bakanlığı'nı hep göreve davet ediyorum. Lütfen
Sizi görmek istiyoruz ekranlarda. Sağlık Bakanı değil. Korku pompalayan, korku saçan, aşı da aşı diyen, hayatın tek gerçeğini aşı olarak görenleri istemiyoruz artık. Bu ülkenin sorunları çok fazla. Bu ülkenin gıda sorunu var, sağlık sorunu var. Evet, bağışıklık sistemi sorunu var. Eğitim sorunu da var. Eğer eğitimi biz yüz yüzeyken yapamadık, dijitalleşmeyle uzaktan yapmayı da sanki maharetmiş gibi gösterdik, onu da beceremediysek, 2-3 sene sonra, 5 sene sonra mezun olacak çocuklarımızın bu ülkeye katma değerleri ne olacak? Onun hesabını yapmamız gerekirken varsa da yoksa da aşı ve şırınga pazarlayıcılığı durumuna düştüğümüz bir ülke. Geçtiğimiz gün bakın çok enteresan bir durum. Yine bir üniversitede, Ankara Üniversitesi, adını da söyleyeyim. Ana akım dediğimiz yandaş, paydaş, havuzdaş, her ne deniyorsa işte öyle bir medyada bir profesör, Ankara Üniversitesi bir profesör konuşuyor. Ve müthiş bir başarı gibi haber sunuluyor bakın. Müthiş bir başarı gibi. Ne biliyor musunuz anlattığı profesörün? Amerika'da bir ilaç üretilmiş de ilacın üçüncü doz çalışmalarını Ankara Üniversitesi almış, Türkiye'de yapacakmış. Ya bakın. Şimdi nereden baktığınıza bağlı ya. Nereden size nasıl göstermeye çalıştıklarına bağlıyoruz işi. Burada mevzu ne? Bir ilaç üretilmiş Amerika'da ve üçüncü doz çalışması için Türkiye talip olmuş. Türkiye'de yapılacak bu ilaç çalışmasının üçüncü dozu. Bu ne demek biliyor musunuz? Denek. Neşet Bey'le bağlantı sanırım yeniden kurulmuş. Neşet Bey merhaba. Merhaba Mahmut Bey. Hızlıca alırsak demin seste bir sorun oldu. Buyurun. Rica ederim. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi yılın ikinci yarısında ciddi anlamda hissedilen ve bilhassa elektrikte, kirada, gıdada yaşanan fiyat artışları yani tüketicileri düşündürmektedir. Evet. Tüketiciler açığı kapatmak için bu sefer ne yapıyorlar? Bildiğimiz klasik olan bankalardan kredi çekiyorlar veya kredi kartlarına yükleniyorlar. Bu da suni olarak enflasyonun yükselmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla da bugün kirada, elektrikte, ulaşımda muazzam derecede artışlar söz konusudur. Yani bugün TÜİK'in verdiği raporları incelersek ve tüketicilerin cebindeki ekonomiyi de incelersek aradaki fark %40'lara ulaştı. Yani bu %48 enflasyon demektir. Dolayısıyla da devletin burada, yani devleti yöneten idarecilerimizin biraz önce bahsettiğim gibi kartelleşmenin önüne geçmeleri lazım. Yani devlet bu tür uygulamaları yapan, biz buna ahlaksızca ticaret diyoruz. Bakın müteahhitler 6 aydır bas bas bağırıyorlar. Yani çimento fiyatları fahiş fiyatta ve hepsi bir anda aynı fiyatı uyguluyorlar. Dolayısıyla da temel rekabetin ihlallerinden biri de kartellerin engellenmesi lazım. Aksi takdirde tüketicinin hani zaten ruh hali iyi değil, hiç de iyi olmayacak böyle giderse. Bir kaos beklentisi içerisindeyiz. Çünkü hani bir bakıyorsunuz Bodrum, Antalya, Marmaris her yerde oluyor. Bu Türkiye'de 80 milyondan 4 veya 5 milyon insanın hareket halindeki bir durumu. Geri kalan 70 milyon insan ne yapıyor? Nasıl geçiniyor? Nasıl geçinebiliyor? Dolayısıyla bu gıdalarda, elektrikte, suda, ulaşımda yapılan zamların biraz insafsızca olması lazım. Ev sahiplerin biraz vicdanlı olmasını istiyoruz. Burada birileri kira artışı şu oldu diye bütün herkese kiraları aynı seviyeye çıkarmaması gerekiyor. Burada Neşet Bey, rekabet kurumunun, sizin tabirinizle rehavet kurumunun yapacağı nedir aslında? Ne yapmalıdır ki piyasayı böyle tüketiciler açısından rahatlatsın? Şimdi en azından rekabet kurulu rekabet kurulu bir inceleme başlatması lazım. Resmen o da olsa bir inceletme başlatması lazım. Burada çimento firmaları veya buna benzeyen şirketleri, firmaları, sanayi kuruluşlarını incelemesi lazım. İncelemeyi alması lazım. Bu hareketi de biz göremiyoruz. Yani müteahhitler bas bas bağırıyor. Tüketiciler bas bas bağırıyor. Tüketici dernekleri bas bas bağırıyor. Ama maalesef ilgilenen yok. Bu konuda daha önce söylediğim gibi de hazır gıdalarda, bir takım şeylerde, paketlerde çok büyük şekilde oynamalar var. Burada diyorlar ki biz fiyatları fazla değiştirmedik ama bir üründe, en azından bir gofreti size söylemek istiyorum. 40 gramdan satılması gereken gofret 36 ve 32 grama indi. Paketler küçüldü. Bu da hırsızlıktır. Soygundur. Tüketiciyi yanıltmaya ve aldatmaya yönelik bir harekettir. Dolayısıyla rekabet kurulu
tarım il müdürlükleri bu konuya el atmaları lazım. Ama geçenlerde Tarım Bakanlığı'nın sayfasına girdim. Çok üzüldüm. En büyük sponsorlarından biri bu konfetleri üreten firma. Şimdi nasıl olacak bu? Siz çok iyi biliyorsunuz. Bizim derneğimizde kesinlikle hiçbir şekilde internet sayfalarında veya başka şeylerde reklam göremezsiniz. Çünkü bir ürünün veya bir firmanın reklamını paylaştığınız zaman burada o ürünün, o firmaya karşı hiçbir yaptırımınız, hiçbir konuşma hakkınız kalmaz. Dolayısıyla da bu gibi denetleme kurumunda olan firma kurumlarında ticari reklamlar veya sponsorluklar da kabul etmemesi gerekir. Yoksa hareket kabiliyeti kısıtlanır. O reklam nerede çıkmış dediniz internette? Tarım Bakanlığı'nın sayfasında. Yani Tarım Bakanlığı bir reklam mı almış bir şirketin reklamını? Sayfasında reklamlar var. Sponsor firmalar. Gıda ile ilgili. Çok enteresan. Şimdi bir tüketici derneği, Tüketiciler Birliği hiçbir firmadan reklam almıyor ki bağımsız yapayım bu işi. Ben yani hakkaniyetle yapayım, safiyene yapayım. Ama bir devlet reklam alıyor, öyle mi? Kesinlikle. Bize teklif ettiler Antalya'da bir belediye başkanlığı. Size yer verelim. Bizim yerimiz biraz küçük ama hayallerimiz büyük, yaptırımlarımız evet. büyük. Özgürsünüz, biz özgür her şeyden. Kesinlikle kabul tamam. etmiyoruz. Evet. Biz küçük olan yerde görevimizi devam edeceğiz. 12 yıldan beri aynıyız. Antalya'mızın valisinden, bürokratlarına kadar, bakanlarına kadar herkese geldi. Yerimizin küçük olması önemli değil. Önemli olan iyi dans etmemizdir. Neşet Tabii Bey. Gelin misali vardır. Yerim dar, dans edemem, oynayamam. Evet, evet, evet. O şekilde. Dolayısıyla da kurumların biraz daha duyarlı olmasını, burada Sağlık İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, ben Antalya için konuşuyorum. Hı-hı. Belediyeler, burada zabıtalar. Bu konularda denetimlerin sıklaştırması lazım. Burada fahiş fiyatlı artışlar var. Burada bazılar bilakis bu 4 tane zincir market aldı başına gidiyor. Tamamen biliyorsunuz ki 4054 Rekabet Kurulu yasasına göre de bunların denetlenmesi gerekir. Yani bu artışların, birlikte yapılan artışların, ki bunu bizim diğer başkanımız da paylaştı. Nedir bunlardan bir tanesi de? Yumurta. 4 zincir marketinde 17-18 lirayken bir bakıyorsunuz yumurtalar 29-90 kuruş oluyor. Sonra bizim yaptığımız haberlerden sonra denetleme oluyor. Yumurtaların 4 zincir marketteki fiyatı 22 lira 90 kuruşa düşüyor. Ya bunlar, bu 4 marketten bir tanesi 22 lira yapar, biri 23 lira yapar, biri 22 lira yapar. Yani hala dayanıklı dövüşüklü tüketiciye karşı ihlal sürmektedir. Burada resmen bir inceleme yapılması lazım. Yok. Kesinlikle soruşturma açılması lazım bu zincir marketlerle ilgili. Bunlara geldiğimiz zaman bir tık, bir ses alamıyoruz. Çok teşekkür ederim Eşet Bey. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Antalya'ya selamlar. Aleykümselam. Bizden de sizlere selamlar. Aleykümselam. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi bir başka Tüketiciler Birliği Şube Başkanı Durmuş Ulu, Nevşehir Şube Başkanımız, Nevşehir'e bekliyorum diyor. Evet, dönüşte Nevşehir'deyiz inşallah. Yeliz Erciyes'e ve Alparslan Ateş'e teşekkür ediyorum. Tahran günlüğü, Tahran, İran'dan yazıyor galiba. Türkiye'de sağlık, savunma, altyapı, gıda, iklim, hariciye alanında siyasetten bağımsız akademik gettolar kurulmalıdır. Aksi halde çöküş hızlı olacaktır. Evet, kesinlikle doğru. Bunun analizi yapılabilir. Üzerine saatlerce konuşulabilir ama iki cümlede halletmiş Tahran Bey. Ağzınıza sağlık diyorum. Tahran Günlüğü Bey diyelim. İkinci bölümde bir işçi sendikası genel başkanıyla, tüm sağlık sen genel başkanı Muhsin Kahveci ile görüşeceğiz. Üçüncü bölümde de bugünlerde bize şikayetlerin artacağı bir konu, tatil sıkıntıları. Onu paylaşacağız ama şu Ankara Üniversitesi'nin Zafer diye sunduğu Amerika'da üretilen ilacın 3. doz çalışmasını da gerçeğini anlatacağım. Gurur falan verici bir şey değil. Kısa bir aradan sonra. Evet, tekrar merhaba. Bu bölümde bir işçi sendikası genel başkanıyla, tüm sağlık sendikası genel başkanı Muhsin Aslı Kahveci ile konuşacağımı söylemiştim. Şimdi tabii gündem hep sağlık. Sağlık çalışanlarının da sıkıntıları var. Zaten Türkiye'nin tamam gündemini Sağlık Bakanımız ve hükümetimiz sağlığa endeksledi. Bir bilim kurulu oluşturduk. Bütün programlarda o başında profesör titri olanlar dolaşıyorlar. Fakat hani
sağlık sistemimiz ne halde? Yani tamam biz o çalışıyoruz, müthiş çabalıyoruz, işte dünyada ilk sıralamalara girdik falan filan ama yani sağlıkta hakikaten neredeyiz? Ve sağlık çalışanlarının problemleri neler? Muhsin Hanım merhaba. Merhabalar Mahmut Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Asıl size kolay gelsin. Sizin sektörünüz sağlık olunca hani bütün evet. bakışlar aslında sizin üzerinizde. Normalde geçtiğimiz senelerden çok farklı bir durum yok. İşte 2020'de 20 bin kişi zatürreden ölmüş, 22 bin kişi zatürreden ölmüş. Pardon 2019'da, 2020'de de koronadan 20 bin kişinin öldüğü raporlar tutulmuş. Yani aslında zatüre dediğimiz korona ya da grip dediğimiz korona çok değişen bir şey yok. Yalnız sağlık sistemi böyle bir tuhaf oldu. Yani bunu sizden dinleyelim istedik. Neredeyiz sağlık sisteminde, nedir durum? Evet, vallahi çöküşteyiz Mahmut Bey. Çünkü şu an sağlık sistemindeki sorunları ben aslında iki başlık altında sizinle değerlendirme yapacağım. Birincisi sağlık sisteminde vatandaşın, insanımızın, hastalarımızın yaşadığı sorunlar. Bir diğeri de sağlık işçilerinin, yani sağlığa hizmet eden sağlık işçisinin kendi kurumunda, kamuda yaşadığı sorunlar. İki başlık altında değerlendireceğim. İlk etapta sağlık sistemindeki yaşanan sorunları birebir hastalarla, biliyorsunuz sendikacılık yapıyoruz, evet sendikadayız ama biz insanlarla iç içe olduğumuz için gerek hastalarla gerek bütün etrafımızdaki insanlarla sağlık sisteminde yaşadıkları sorunları paylaşıyoruz, çözüm odaklı onlarla görüşüyoruz. İlk etapta size diş tedavisi olmak için dişinden rahatsız olan bir hastamızın, bir arkadaşımızın üniversite hastanesine bağlı diş fakültesine sene 2019'da, 30 Ekim 2019'da tedavi olmak için gidiyor bu arkadaşımız. Onun sıkıntısını anlatayım ben size. Evet. Bu arkadaşımız 2019 yılında tedavi amaçlı gidiyor, muayene oluyor ve 24 Mart 2020'ye yani tam 5 ay sonraya randevu veriliyor bu diş fakültesinde. Sonrasında tabii ki 24 Mart 2020 biliyorsunuz pandeminin başladığı süreç. Ve bu sefer tekrar bu arkadaş bu süreçte 5 ay boyunca işte antibiyotikler, ağrılarından duramıyor tabii ki, ağrı kesiciler derken Mart ayında pandemiden kaynaklı randevunuz iptal edildi diye bir mesaj geliyor arkadaşım. Evet. Şimdi bu arkadaş ilaç kullanmaya devam ediyor tabii. Çünkü rahatsızlığı devam ediyor ve özel muayeneye gidecek. Yani bir diş muayenesine, bir özel doktorun diş muayenehanesine gidecek, bu ücreti ödeyecek parası da yok. Zaten dar gelirli, işçi maaşıyla, 3 milyar işçi maaşıyla geçinen bir arkadaşım. Sonra Mart ayında randevu iptal ediliyor ve sene oldu 2021'deyiz Mahmut Bey. Ve halen ne bir mesaj, ne hastaneden bir dönüş, ne de tedaviyle ilgili bir cevap var. Evet. Bu arada ne yapıyor sağlık sistemi? Aşı, 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 şırınga, aman, test, PCR, başka evet. hiçbir şey yok tabii. Yani dişler çürümez. Dişlerin çürümesi ikinci bir emre kadar bir genelgeyle durduruldu, donduruldu. Bir genelge yayınlandı ve dedik işte grip dışında hiçbir hastalık olmayacak. Onun adı da korona olacak. Böbrek rahatsızlığı olmayacak, kalp rahatsızlığı, damar rahatsızlığı olmayacak. Başka bir problem yaşamayacak. Sanırım bir genelge yayınladılar. Sistem de ona göre randevuları iptal ediyor. Öyle mi diyeceğiz şimdi? Evet. Yani maalesef şu an öyle devlet hastaneleri, şehir hastaneleri yani randevu 182 ve MHRS'i randevu sistemiyle randevu vermiyor. Açıklama olarak da görüştüğümüz zaman işte kapasite şu an yarım kapasiteyle doktorlarımız çalışıyor. Sabah erken saatte gelirseniz muayene sırası alabilirsiniz deniyor. Sabah erken saatte de inanın saat 6'da devlet hastanesinin önünde oluşan kuyrukları görseniz gerçekten hayret edersiniz. Kuyruklar bitmemiş miydi ülkemizde? Hayır bitmedi. Öyle bitmedi mi? Maalesef. Tamam. Mahmut Başkanım bitmedi. Hı-hı. Ve yine şehir hastanesi ve devlet hastanelerinden 182 ve MHRS yoluyla randevu almak isteyen arkadaşlar alamadığı gibi. Yani ola ki çok erken gitti muayene oldu diyelim. Mahmut Başkanım gitti muayene oldu. Muayene sonrasında işte herhangi bir kist, safra kesesi ameliyatı ile ilgili doktor ameliyat kararı verdi. Diyorsunuz ki ağrıdan duramıyorum. Ameliyat sırasına gireceksiniz. Ameliyat defterine adınız yazılacak. Kaç ay sonra sıra gelir. Devlet hastanesinde sıra bekleyeceksiniz. Bu arada biraz fark verirseniz öne alırız teklifleri yapılıyor mu? Tabii ki. Tabii yani ki. Rüşvete açığız yani. Rüşvet verirsen her şey olur. Tamam. Hatta diyor ki doktor ben diyor üniversite hastanesinde çalışıyorum, özel hastanede çalışıyorum. Verirsen farkını diyor seni özel hastanede ön sıraya alıp hemen ameliyatını yaparım. Ama fakülte hastanesinde diyor ben oraya gidiyorum ama diyor ameliyata girmiyorum diyor. Yani öğrencilerim asistanlarım yapıyor diyor ben girmiyorum diyor.
Orada da diyor ameliyat sırasına gireceksin, kaç ay sonra gelir bekleyeceksin diyor. Hani Evliya Çelebi için bir söz vardır ya Muhsin Hanım. Selam verdim, rüşvet değil diye almadılar diye bir memlekete tarif ediyor. Şimdi doktora varıyorsunuz, hastayım diyorsunuz, rüşvet değil diye sizi muayene etmiyor. Yani çok garip evet. bir durum. Yani tarih tekerden ibaret. Tamam evet. o rüşvet kısmı da var. Parayı verirseniz öne alınma durumu da var. Yani ülkede bir eşitlik yok aslında. Daha eşitler var. Bir de alt tarafta işte 5 ay, 6 ay, 8 ay bekleyebilirsin denenler var. Yani bu nereye kadar gidecek bu sistem? Yani bununla ilgili tepkiler gösteriyor musunuz? Ya da ilgililerden ne gibi savunmalar, cevaplar ya da izahlar geliyor? Valla ilgililerden gelen savunmalar çok açıkçası ikna edici değil Mahmut Bey. Doğru düzgün bir açıklama da yapmıyorlar. Zaten karşınızda muhatap bulamıyorsunuz. Evet. Ha, ısrar ettiğiniz zaman biz tüm iş konfederasyonu, işte tüm sağlık sendikası olarak ısrarcı olduğumuzda, bir cevap beklediğimizde de işte pandemiden kaynaklı, işte doktorlarımız yarım kapasite çalışıyor, pandemi sürecinden böyle. Genelde verilen cevaplar pandemi, pandemi, pandemi. Evet, varsa yoksa pandemi. Evet, evet. Başka bir cevap alamıyoruz maalesef. Hı hı. Yani şimdi Sağlık Bakanımıza aslında siz arasanız deseniz ki ya arkadaşımızın dişi çürük, randevu verilmiyor. Aşı olsun diyebilir, biliyor musun? Aşısını olsun, gitsin aşısını vurdursun. Ya işte bir hastamız var, damar tıkanıklığı sorunu yaşıyor, aşısını vurdursun. Hani komik geliyor ama emin olun evet. tablo aslında bu. Yani varsa yoksa aşı, hiçbir diğer bütün hastalıkları beklesin. İnsanlar evet. sıkıntıyı yaşasın. Sağlık sistemimiz harika, öyle mi? Evet. Peki. Yani inanın bu sağlık Hı-hı. sistemimiz bu kadar harika da bu insanlar neden bu kadar isyan ediyor? İnanın geçen hafta hastanın biri yeter artık randevu alamıyorum, dişimin dolgusu düştü diyor. Ağzımın içi çok affedersiniz oyuk bir şekilde, yemek yiyemiyorum, su içemiyorum. Yani gidiyorum randevu alamıyorum, sabah erkenden gidiyorum sıra bulamıyorum. Gideceğim doktorların kapısını çalacağım, benim param yok özele gidemiyorum, beni muayene etmek zorundasınız deyip o doktordan çıkıp onun kapısını çalacağım, o doktordan çıkıp onun kapısını çalacağım şeklinde tepkiler alıyorum. İnanın hasta arkadaşlardan, vatandaşlarımızdan yani. Evet, evet, evet. Peki o zaman maalesef. Ne olur? Varıp kapısını çalsa doktorun ne olur? Ne olur? İki ihtimal olur herhalde benim tahminim. Yani bazı doktor arkadaşlar yani hastalarımı muayene ettikten sonra tabii ki sıra alın sizi de edeyim. Hani belli çünkü randevu sistemiyle çalıştıkları için ondan sonra alayım da diyebilir. Bazısı da hayır benim bugün yeterince zaten hastam var. Kesinlikle kabul etmiyorum da diyebilir. Yani her iki tepkiyi de doktorların inisiyatifine kalmış. Yani alabilir. Yine sağlık çalışanına şiddet gibi haberler de çıkabilir bu arada tabii. Yani. Tabii evet, tabii evet, o da evet o da bu sefer hasta tepki gösterince ki geçen hafta hasta çok sinirliydi. Benimle konuşurken bile. Gözlerinden ateş çıkıyordu. İnanın Mahmut Bey. Bu hasta doktora gittiğinde de doktor hayır dediğinde illaki bir orada gerginlik oluşacak. Aslında sistemden kaynaklı ne doktorun ne hastanın burada hiçbir suçu yok. Ama sonuçta oradaki karmaşa her ikisini de bağlayacak. Peki kaldı. Sağlık işçileri ne yapıyor bu arada? Valla sağlık işçileri de ayrı bir mağduriyet yaşıyor. Sağlık işçileriyle ilgili onların bu yoğun pandemiden yine pandemiye geldi sözümüz. Pandemiden kaynaklı bu yoğun çalışma şartlarında o arkadaşlar da evlerini, çoluklarını, çocuklarını ihmal edip iki kat eforla iş yerlerine koşturup çalışarak karşılığında onlar da farklı mağduriyetler yaşıyorlar. Mesela bir ek ödeme almıyor bu arkadaşlar. Pandemi girdiğinden beri koşturuyorlar, çabalıyorlar ama ek ödeme yok. Ek ödeme olmadığı gibi biliyorsunuz kamu çerçeve protokolünden sonra bazı ek sözleşmeler yapıldı. Ve bu ek sözleşmelerde tam tersi ellerinde var olan hakları alın bu arkadaşlar. Yani onların yaşadığı ayrı mağduriyetlerde düşünüldüğü zaman mesela bakıyorum ben. Bu başarı değil mi Muhsin Hanım? Yani bir sözleşme düşünün ki işçinin elinde bir hak var. O sözleşmeyle bu hak geri alıyorlar. Bu aslında alan için müthiş bir başarı. Yani kim evet. almışsa, idare, devlet, hükümet, bakanlık kim almışsa müthiş bir başarı değil mi bu? Yani verilmiş bir hakkı geri alabilmek. Adamlar takdir etmek lazım da. Bu arada iskele babaları dediğimiz o sendikalar ne yapıyor? O sözleşmede taraf olan yetkili etkili sendikalar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Aidatları almaya devam. Devam ediyor. Tabii aidatları almaya devam ediyor. İşçinin var olan haklarını ellerinden aldığı gibi... yani işçi buna tepki gösteriyor ama inanın artık işçi ben inanıyorum nerede durması gerektiğini biliyor. Ve bunu zamanla görecek o sendikalar.
Yani kapalı kapılar ardında çevrilen her şeyin artık işte farkında. Ya en basiti Mahmut Bey, bir kere tayin ve becaiş hakkı. Bakın insanlar dört gözle bekliyor. Yani aileler parçalanmış durumda. Baba başka bir yerde, çocuk başka. Yani bu aile sosyal. Bakın bu sadece Sağlık Bakanlığı'ndaki bir sorun değil. Aile sosyal çalışanlarının da sesi olayım ben buradan. Aile sosyalde çalışan bakım personeli arkadaşlar, örnek veriyorum, ya da temizlikte ya da güvenlikte, onların da tayin hakkı olmadığı için eşlerinin farklı bir şehirlerde olmasıyla aile bölünüyor. Bakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diyorum ama aile bölünüyor bu şartlardan dolayı. Evet, yani bizzat o aileyi temsil eden bakanlıkta aileyle ilgili hiçbir hassasiyet yok. Çünkü evet, burada aslında hani o toplu sözleşmeye oturan sendika başka bir şey değil. Sadece şunu söylese, yani o öyle bir beyaz sendika, merdiven altı sendika çıkıp da dese ki ya işte sayın yetkili, bakın memurlar da aile bütünlüğünü korumak noktasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki sosyal devlet gereği aile bütünlüğünü koruma noktasında memurların, eşlerin tayin hakkı var. Ya bu işçide evet, de niye olmuyor? İşçininki aile değil mi? Ne yapsın işçi? Başka bir şey için boşansın mı? Yani buna böyle mi bakıyorsunuz? Lütfen bunu düzeltin dese karşı taraf ne diyebilir buna? Ya bu talep niye hiç dile getirilmez? Yani garip bir durum var. Sendika mı istemiyor acaba eşlerin evli kalmasını? Bekarlar bana daha iyi, üye olur falan. Yok. Neden biliyor musunuz Mahmut Bey? Onlar çünkü işçinin yerine hiçbir zaman kendilerini koymadılar. Evet. Damdan hiçbir zaman aslında empati yapmadılar. İşçi olmadıkları için işçiyi anlayamıyorlar maalesef. Bu bir gerçek. Hı-hı. Bir kere bu gerçeği asla atlamayalım. Bakın bugün işçilerden oluşan bir tüm iş konfederasyonu, tüm sağlık sendikasının, yönetiminin işçilerden oluşması, bu bizim için o kadar büyük bir avantaj ki. Neden? Çünkü işçinin yaşadığı sorunu biz birebir yaşadığımız için anlıyoruz. Ben yaşıyorum çünkü aynı sorunu. İşte var olan mevcut sendikaların anlamama sebebi, bunu dile getirmeme sebebi bence bu. Anladım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Müslüman Hanım? Valla ekleyeceğim. Yani bu işçi arkadaşların iş tanımlarının da özellikle ben bunu dile getirmek istiyorum. Bu işçi arkadaşların özellikle 696 kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçen bütün arkadaşların 2018'de kadro almalarına rağmen Mahmut Bey, bu arkadaşlar halen kadrolu gözüyle bakılmıyor. Yani halen bir aşağılama, halen bir küçük görme, halen bir böyle ikinci sınıf insan muamelesi görme. Yani iş tanımlarının ellerine doğru düzgün tebliğ edilip verilmemesi, tebliğ edilmediği gibi uygulamada da her işi yaptırmaları. Yani bu sıkıntıların bir an önce giderilmesi için artık yani seslenmek istiyorum ben buradan. O işçi arkadaşlarımın sesi olmak istiyorum. Yeter artık. Bakın 2018'de kadro aldı bu insanlar ve halen oturmuş bir düzenleri yok. Halen yok. O yüzden bizim sesimizi duyurmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Hem sağlık sistemindeki sorunlar, hem sağlık işçisi arkadaşlarımın sorunlarının bir an önce giderilmesi için buradan bütün yetkili herkese seslenmek istiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi arkasından konuşalım Muhsine Aslı Kahveci Hanımefendi'nin. Yani kendisi bu ülkenin Çalışma Bakanı tarafından merdiven altı diye tabir edilen bir sendikanın genel başkanı. Yani düşünün, merdiven altı tabirinin ne anlama geldiğini bu ülkenin %90'ı bilir. Ve bir bakan, bu ülkenin Çalışma Bakanı, bakın Çalışma Bakanı, önemli bir bakanlığın başındaki adam, barajın altındaki, belli bir yüzdenin altındaki yetki alamamış sendikalar için merdiven altı sendikalar tabirini kullandı. Ben şahsen bunu kendi üzerime bir şerefle, gururla aldım. Yani merdiven üstü olup sarı olmaktansa, haysiyetsiz olmaktansa ben merdiven altı olup bembeyaz olmayı tercih ederim. Bakana da o anlamda hani kızgın da değilim. Hatta özür dilemesini istemedim. Dedim ki sakın özür dileme çünkü özürün kabahatinden büyük olur. Yani sen imza atıp kurulmasına onay verdiğin bir sendikaya merdiven altı sendika deme başarısızlığını, basiretsizliğini gösterebildin Sayın Bakan. Yani bu ülkede nadirdir böyle gaflara imza atmak. Yani kendi imzanla kurdurduğun sendikaya merdiven altı dedin. Ne iş yaptıkları işte anılan, bilinmeyen falan filan. Ya kapat o zaman. Devlet değil misin sen? Yetkin yok mu senin? Eğer merdiven altıysa, kaçaksa, köçekse, başka bir şeylerle uğraşıyorsa kapatsana. Niye çıkıp insanlara işte yetki alamayan sendikalar, merdiven altı sendikalar diye acayip bir ifadede bulunuyorsun? Ya ben bütün merdiven altı sendikaları gururla savunuyorum. Bakın bütün merdiven altı sendikaları. Yani
barajın altında kalmış, bütün engellemelere rağmen sendikacılık yapmaya çalışan, tek derdi aidat değil de işçinin sorununu dile getirmek olan, kendisi de işçi olup işçi sorunlarıyla uğraşan sendikalar bu ülkenin gururudur. Fakat bir zamanlar işçiyken hasbelkader sendikacı olmuş, sonra işçi hayatını bırakmış, patronlaşmış, patronlar gibi yaşamış, işçinin sorunlarından çok uzaklaşmış. İstanbul'da, villada ya da diğer şehirlerde en lüks yerlerde, yalıda, katta, villada yaşayan insanlar, altlarında işçinin belki hiç hayatında görmediği arabalara binebilen sendikacılar, yani işçinin sorununa çok uzaklaştığı için, yani işçinin sorunu dile getirmekten de çok uzaklaştılar. Yani çok uzakta, bunu çok da beklemiyoruz zaten. Ama merdiven altı dediğimiz sendikalar bu soruna dile getirecekler. Bakan Bey rahatsız olsa da dile getirecekler ve bir gün o dengeler değişecek. Yani ben rahatım kaçmasın, huzurum kaçmasın, şu sendikalar benim yanımda dursun, bunlar yetkili olsunlar, ben bunlarla iyi anlaşıyorum, devri bitecek. O sarı sendikacılık, yani bu sendikayı patronu seçme olayı bitecek. Sarı sendikacılıktır, ahlaksızlıktır bu. Sendikacılık tanımında sarı sendika ahlaksızlıktır. Yani patronun sendikasıdır. İşçi sendikasını seçerse o sendika hakikaten haysiyetli bir sendikadır. Ama yok, bugün başta belediyeler olmak üzere işçiye sendikasını seçme hakkı asla verdirilmiyor. İşçi belediye başkanını seçiyor, oraya oturtuyor koltuğa. İşçi milletvekilini seçiyor, meclise gönderiyor. İşçi cumhurbaşkanını seçiyor, külliyeye gönderiyor. Fakat sendikasını seçme hakkını vermiyorlar işçiye. Ya bunun adı nedir? Aynen PCR dayatması gibi, aynen aşı olacaksınız zorlaması gibi bir diktatörlüktür. Ya bu diktatörle bu millet sessiz kalmaz. Biraz belki yavaş ilerler ama emin olun sessiz kalmaz. Bir gün bu dengelerin tamamen değiştiğini göreceksiniz. Şimdi araya gitmeden önce şu Ankara Üniversitesi'nin başarısının gerçeğini, başarı diye sunduğu şeyin gerçeğini anlatacağım. Amerika'da bir ilaç üretilmiş de profesör diyor ki o televizyon kanalında, böyle bir de bir duruşu var, bir görseniz, böyle çok başarılı, büyük bir şeyi başarmış gibi, sanki ilacı kendi üretmiş, sonuç itibariyle de acayip bir şekilde olumlu sonuçlar alınmış, doğru teşhis ve doğru tedavi yapılmış da gibi bir havayla, işte Amerika'da üretilen ve iki doz çalışması biten ilacın üçüncü doz çalışması için Türkiye'de biz diyor izin aldık ve başlattık bunu Ankara Üniversitesi merkezli. Bunun Türkçesi şu sevgili seyirciler. Bizim ülkemiz denek ülkesi. Ucuz deneklerin kullanıldığı bir ülke. Üçüncü doz ne demek? Birilerinin üzerinde denenecek demek. Şimdi Amerika'da pahalı. Yani bir kişi bir ilacı alıyor, üzerine denetiyor ama $1000 istiyor, $2000 istiyor, $5000 istiyor, $20000 istiyor. Bir de pahalı, pahalı, çok pahalı. Niye o kadar para versinler ki? Ucuzluk var. Ucuz ülkeler var. Şimdi bir de kanun yönü var. Hani orada eğer denekler üzerinde ciddi sonuçlar olursa yasaların yaptırımı da var orada. Yani adamlar tamam beğenmeyiz, gavur tohumu diyebiliriz ama ya kendi insanını koruyor ya. Biz kendi insanımızı vallahi korumuyoruz ya. Bakın adam ilacının doz çalışmasını bizim ülkemizde yapıyor. Bizim profesörümüz de diyor ki biz aldık, başardık. Neyi başardın? Sen vatandaşını fare gibi kullandırtıyorsun. Fare gibi. Sonuçları ne olacak? Kötü. İmza alıyorsun dava açmayacağım diye. Bunu başarı olarak sunuyorsun ya. Ve biz bak geçen hafta da söylemiştim. Dünyada 6. sıradaymışız bu konuda. Bak ilk 6'ya girmişiz. Şuna bak, gururlanma vesilesi ya. Ya bir bakan çıkacak, dünyada ilk 6'dayız. Nerede? Vatandaşlarını fare, kobay faresi gibi kullanmada 6. sıradayız. Diğerleri kim? Tanzanya, Uganda, Nijerya, Ghana falan. Bu bakın. Yani şimdi bu bir başarı mı? Değil. Ama adam başarı gibi sunuyor bunu ya. Başarı gibi sunuyor. İşte daha ne olduğu belli olmayan sıvı ya. Zorla bizim oramıza buramıza şırınga... Ya niye bu kadar meraklısınız ya bir yerlerinize bir şeyler sokturmaya? Şırıngaları kolunuza, burnunuzu ta beyninize kadar o PCR çubuğu sokturma. Ne kadar seviyorsunuz? Ya bir insana cinsel saldırıda bulunsa tecavüz deniyor ya. Cezası var. Fakat hiçbir rızamız olmadan oramıza buramıza şunu sokacaklar. Ses çıkartmayacağız öyle mi? Bu da yasal olacak. Hiç kusura bakmayın. Yani o devir hakikaten geçti. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ha biri bir şey demiş, tamam kabul, başım üstüne. Yok böyle bir şey. Ya bu iş mantıksız, bu iş sağlık işi değil. Hatta şunu söyleyerek bir ara verelim. Bir ilaç şirketinin sağlık istemesi, bakın bir ilaç şirketinin sağlık istemesi, bir silah şirketinin barış istemesi kadar aptalca bir saptamadır. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
Evet, son bölümde tatilden bahsedeceğiz dedik. Hani genelde yaşanan sıkıntıların bazılarının bir dönemleri var. O dönemlerde o sıkıntılar tavan yaparlar. Bu da işte tatil sezonunun bittiği dönem. Yani artık tatilciler dönüyorlar evlerine, memleketlerine. Ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirmeye başlıyorlar. Bunun için ya hakem heyetine başvuruyorlar, ya bizleri arıyorlar, yol göstermemizi istiyorlar. Bir şekilde telefonla irtibat kurup çözmemizi bekliyorlar. Ya da miktar büyükse tüketici mahkemesine başvuruyorlar. Şimdi niye, ne oluyor? Tatilde ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? Bir kere zaten şu pandemiden sonra özellikle tatilde bir patlama oldu. Fiyatlar tavan yaptı. Yani aylık 3.000 liraya verilen evler aylık 30.000 liraya verilmeye başlandı. Yani düşünün 10 katı kadar %1000'lik bir artıştan bahsediyorum. Bunlar hep fırsatçılık. Yani biraz önce söylemiştim ya, orman yanar fırsatçılar ortaya çıkar. Deprem olur fırsatçılar ortaya çıkar. Sel gelir fırsatçılar ortaya çıkar. Yani bunlar her halükarda ortaya çıkarlar. İşte şimdi pandemiden sonra yoğunluk olunca epeyce bir gidilemedi ya. Kapattık insanları ya. Sağlık için insanları kapattık. Düşünün yani dünyada yani emin olun o eski dönemlerde Firavun dönemlerinde bile böyle bir uygulama olmamıştır. Ya insanları sağlık için kapatmak. Yani sizin sağlığınızı affedersiniz. Sizin sağlığınızı korumak için sizi kapatıyoruz dört duvar arasına. Bahçenize çıkamazsınız. Dışarıya çıkamazsınız. Şu saatte de çıkarsınız falan. Hani genelde o yasaklarda savunanlar daha sonraları aslında 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne yasağı koymakta çok da doğru yapmadık falan dediler ama günah çıkarttılar da. Yok yok sizin defteriniz hakikaten siciliniz çok kabarık. Şimdi bu dönemde de tatilden gerçekten çok fazlaca istifade edildi. Fiyatlar şişirildi. Bir de bizim en çok düştüğümüz yanlış şu. Tatile gitmeden önce internetten bir araştırma yapıyoruz. Aa çok güzel fotoğraf, çok güzel bir internet sitesi. Ve diyoruz tamam buradan biz yer ayırtalım. Yeri ayırtıyoruz, rezervasyon yaptırıyoruz ama gittiğimizde o gördüğümüz görüntülerden uzak bir, farklı bir otelle karşılaşıyoruz. Tabii bu da sıkıntı olarak dönüyor. Yani bana vaat edilen yoktu. Ben vaat edilen hizmeti alamadım. Ben oraya dinlenmeye gittim ama dinlenemedim. Rezil oldum falan filan gibi şikayetler. Şimdi telefon hattımızda Kardelen Hanım var. Kardelen Hanım merhaba. Kardelen Hanım. Sesimi alabiliyor musunuz? Merhaba. Şimdi aldım merhaba. Buyurun. Ben tatilde yaşadığımız sıkıntıdan dolayı sizleri aradım. Buyurun. Ağustos ayında ailemle birlikte 4 günlük bir tatile çıktık. Sahile yakın bir oteldeydik. Tek bir odaları kaldığını bize söylediler. Engelli odasıydı. Kabul ettik. Odaya gittiğimizde elektrik olmadığı için jeneratör çalışıyordu. Çok fazla gürültü vardı. Bu gürültünün elektrikler geldiğinde kesileceğini söylediler. Fakat kestirilmedi. Yani bunun gibi birçok sorun vardı aslında. Hiç yani, dinlenemedik. Elektrikler mi kesiliyordu tatil yöresinde? Elektrik kesikti gittiğimizde otelde ve jeneratör çalışıyordu. Bundan kaynaklı da bir gürültü vardı. Daha sonra elektrik geldiği zaman gürültünün kesileceğini söylediler ama kesilmedi. Tamam. Klimanın kapağı yoktu. Yani rahatsızlandı. Kapatıp açmada da sorun yaşıyorduk. Hiç beklediğimiz gibi bir tatil geçiremedik ve üçüncü gününde çıkış yapmak istedik. Biz 4 gün için anlaşma yapmıştık, paramızı ödemiştik. Bir günlük para iadenizi de istedik. Bir hafta sonra paramızı IBAN'ımıza yatıracağımızı söylediler. Fakat böyle bir para yatırma işlemi gerçekleşmedi. Daha sonra tekrar aradığımızda 25 gün sonraya ertelediler. Yani bununla ilgili bir hakkımız var mıdır? Tüketici haklarında yeri nedir? Onu öğrenmek için aradım. Siz ödemeyi nasıl yapmışsınız Kardelen Hanım? Nakit mi, kredi kartı mı? Kredi kartıyla yaptık. Ha, tamam. Peki o üçüncü gün çıkma gerekçenizi söylediniz mi? Ya bu ben gürültüden uyuyamıyoruz işte her taraf bozuk. Yani odada eksiklikler vardı. Bunu dile getirdiniz mi? Evet dile getirdik. Yani ama değişen bir şey olmadı yani. Bir günlük ücreti yatırsalardı mesela siz tamam diyecek miydiniz? Konu kapanacak mıydı? Yani iyi bir tatil geçirmedik. Ve herkes gibi ücretimizi ödedik. Ama o 3 gün de zehir oldu aslında. O yüzden dediğim gibi böyle. Anladım. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ben anlatacağım. Tamam. Güzel bir örnek. Aslında birçok vatandaşın yaşadığı fakat bunun sorun olduğunu bilmediği bir örnek. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha rahat tatil geçireceğiniz dönemler olur. Selamlar.
Ben teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi tatil konusu, bir vatandaşın mesajı vardı, ona takıldım. İslam kahraman, 40 yaşını geçtim. Bir gün karşımda bana saygı duyan bir siyasi patron, kurum yöneticileri görmedim. Hep küçük, ezik gördüler bizi. Evet. Bunun sebebi aslında biziz İslam Bey. Yani onlar değil. Onlara o büyüklüğü veren, onlara o fırsatı veren biziz. Biz onların karşısında kendimizi küçük görüyoruz. Halbuki ya patron biziz, efendi biziz. Millet, bakın onlar vekil. Onlar milletin vekili. Yani avukat da öyle mesela. Avukatı ben azlederim, vekalet veririm, davaya sokarım, sonra azlederim. Yani bu vekil. Milletvekili de öyle. Yani biz seçeriz, onları oraya getiririz. Beğenmeyiz, alırız geri. Niye? Güç bizde, bakın millette. Fakat biz o patronlara, siyasi patronlara ve siyasilere o havayı veriyoruz. Bunlar da yukarıdan bakıyorlar bize. Küçük dağları kendileri yaratmış gibi. Oraya sanki kendi yetenekleriyle, becerileriyle gelmiş gibi. Halbuki genel başkanın verdiği bir talimatla oraya geliyor. Yani ne hükmün var senin? Genel başkanın iki dudağının arasındasın. Yani çok mu yetenekli görüyorsun kendini? Ama biz işte bakın o noktaya biz getiriyoruz. Teşekkür ediyorum ama yani bunu dile getirmek de bir başarı. Şimdi tatillerde Kardelen Hanım'ın yaşamış olduğu sıkıntı. Biz bakın orada diyor ki biz 3 gün kaldık, 4. gün çıktık. Niye? Çünkü dayanamadık artık. Yani buzdolabı yok odada. Klimanın kapağı yok. Hani herhalde daha çok soğutsun diye mi kapağı kırdılar artık ne yaptılarsa. Kapatma açmayı da başaramıyorduk. Hani açıkken kapanması tamam ama bir de kapalıken açamamak o sıcakta Antalya'nın o nemli rutubetli havasında sahil kenarı dediğine göre muhtemelen Antalya'dır. Orada açamadık, sorunu daha kötü. Şimdi jeneratör elektrik kesilmesi, şimdi CLK'ya götürüyor beni elektrik dağıtım şirketi. Ya vatandaşlardan keserim ha, bak ödemezsen faturanı keserim ha tehditleriyle paraları tahsil eden CLK niye elektriği veremiyor? Ya çok yüklenilmiş de. Sen de ona göre hazırlayacaksın onu. Ne demek çok yüklenilmiş? Alma o zaman. Beceremiyorsan yapma. Yani bir de elektrik dağıtım şirketlerin öyle bir savunması var. İşte çok yüklenildiği için yazın elektriklere. Kardeşim yazın geleceğini biliyor musun sen? Biliyorsun. Bilmiyorsan cahilsin zaten. Alma o işi. Ya da veren kimse onu verme ya. De ki sen yapamazsın bu işi kardeşim. Al elinden mesela. Yaz, Antalya'da ya düşün ya Antalya otellerde elektrik kesintisi. Şu rezalete bak ya. Kepazelik bu ya. Vallahi. Yani ülkeyi malamat etme noktasında. Hani bu malamat kelimesinde bazı yöreler bilirler. Rezil etme, kepaze etme noktasında maşallah yarışıyorsunuz ya. Kimse görmüyor mu bu durumu ya? Elektrik dağıtım şirketlerine şımarıklığına biri dur demeyecek mi mesela? Yani bir tatilden nerelere gidiyoruz aslında? Hani bir çay içecektik, konu nerelere geldi sözü var ya çayla alakalı. Biz elektrik dağıtım şirketlerine parayı vermediğimiz zaman kesiyorlar elektriği. Fakat onlar elektriği düzgün vermediği zaman biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Evimizde elektrik kesildi. Cihazlarımıza verdiği zarar elektriksiz kalma falan filan her neyse. Fakat tatile insan niye gider? Ya tatile kafa dinlemeye gider, rahatlamaya gider. Tamam ben Antalya'ya gitmem, ben Karadeniz'e giderim ama ya o da Antalya'yı tercih etmiş, gitmiş, parasını da vermiş. Az para da vermemiştir muhtemelen 2-3 aylık ev kirasını vermişlerdir 3 güne. Yani bir Anadolu şehrinde 3-4 ay oturulabilir. 3 gün, 4 gün kalacağımız bir otele 3-4 ay kira bedelini verebiliyoruz. Peki veriyoruz da ne aldık? Bakın tek oda kalmış. Bir kere zaten otelin hizmeti ta baştan yanlış. Yani tek odamız kaldı. Ben engel olduğumu söyledim mi? Rezervasyon yaptırmıştım ben. Yani niye engelli odasında beni zorluyorsun? Engelli değilim. Belki bir engelli gelecek ona vereceksin sen onu. Yok. Yani o anda kime satarsa eksikler. Bak engelliye verilen değeri gördünüz mü? Emin olun. Yukarıdaki odalarda, diğer odalarda belki gidip bakmışlardır. Böyle bir sorun yoktur biliyor musunuz? Buzdolapsız, işte klimasının açıp kapanma, bozulması falan yoktur böyle bir şey. Ha, jeneratör gülüsünü onlar da dinlemişlerdir ama niye durursunuz ki orada ya? Çıkın, terk edin orayı ya. Alın paralarınızı ne olur yani bir erken gidin ya memleketinize gidin, evinizde dinlenin. Daha iyi dinlenirsiniz vallahi. Bir protesto edin o oteli, bir dahakine. Asla ve asla o eksiklikler olmaz orada. Fakat şimdi bir günlüğüne İtiraz edip parasını almaya çalışan Kardelen Hanım ya da bu tarz sıkıntı yaşayan tüketicilerimiz aslında 4 günlük bedel alabilirler. Bakın kaldıkları bütün günlerin kaç gün kalmışsa 3 gün, 5 gün, 8 gün. Niye? Çünkü orada bir ayıplı hizmet var. Bu konu ayıplı hizmete girer. Nedir?
jeneratör gürültüsü, otel ya. Yani ne demek? Bir kere onun yapılıştan yalıtımının düzgün yapılıp gürültünün gitmemesi şeklinde ayarlanması gerekiyor. Hani yıldız almış ya, onu denetleyen her kimse öyle denetlemesi gerekirken o da işini düzgün yapmadığı için böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Vatandaş orada dinlenemiyor, tatil yapamıyor. Bedelini verdiği paranın karşılığını alamıyor. O zaman ne olacak? İşte 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nda bunun karşılığı var. Ayıplı bir hizmet var. Ayıplı hizmette de tüketicinin 4 tane seçimlik hakkı var. Nedir o? Ya 4 gün gürültüsü bir şekilde kalma imkanı sağlayacak. İstemiyoruz onu, güvenmiyoruz zaten aynı yer. Ya da parasını alacak. Bakın, parasını alacak değil mi? Şimdi bir hizmet var yapılmış, ayıplı yapılmış ve ben oradan mağdur olmuşum. Hatta ve hatta bakın ötesi var. Şimdi biz artık bu noktalara gelmeliyiz. O bir günlüğü almaktan tamam, Kardelen Hanım vazgeçecek. 4 günlüğünü alacak. Bakın 4 günlüğünü alacak. Fakat bir de olayda mağduriyet var. Ben dinlenemedim. Ben tatil için gittim, rezil oldum. Yani hatta sinirlendim, öfkelendim, gerildim ve tekrar geldim. İş hayatımda da ev hayatımda da epeyce bir huzursuz kaldım. Maddi tazminat, bakın manevi tazminat. Bunların hepsini isteyebilirsiniz. Hakem heyetleri ki miktar itibariyle muhtemelen 11.330 liranın altındadır bu rakamlar. Onu sormadık ama. O hakem heyetine başvurulacak. Hakem heyetleri tazminat hükmedemiyor. Fakat ayıplı hizmetten bunları belirterek ayıplı hizmetten o 4 günün iadesini isteyin hakem heyetinden. İadeyi aldıktan sonra da tüketici mahkemesine tazminat talebinde bulunun. Hakem heyetine tazminat talebinizi yenileyin, söyleyin. Deyin ki ben ödediğim fiyat işte 3 bin lira, 5 bin lira her neyse onu ödedim, onu istiyorum. Artı ben orada dinlenemediğim için huzursuz oldum. Apar topar geldim, kafam şişti, uyuyamadım. Yani uyuyamadım öyle ya, jeneratör gülsün uyurur mu? Ve bir hafta boyunca stresten iş de yapamadım, güç de yapamadım. İşte 5 bin lira da manevi tazminat istiyorum. 1000 lira manevi tazminat istiyorum. Fark etmez, rakamı yazın, çok abartmayın. En azından bunun bir yolu açılsın. Hakem heyeti büyük bir ihtimalle tazminata karar vermeyecek. Görevsizlik verecek. Biz tazminatı veremeyiz. Aldığınız, ödediğiniz para neyse onu alın diyecek. Ve siz o karar geldikten sonra tüketici mahkemesine itiraz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben otele tatil için gitmiştim. Bana söyledikleri hiçbir şey çıkmadı. Tertemiz, çok sessiz bir ortam, deniz sahili, sadece denizin sesi, kuş sesi falan dedikleri yalan. Her türlü gürültü vardı ve ben dinlenemedim. Ya da bana öyle bir oda fotoğrafı göndermişlerdi ki ya da internet sitelerinde vardı ki kral dairesi gibi ya da kraliçe dairesi gibi, prenses dairesi gibiydi. Ama gittiğimde pis, kokuk, işte ne bileyim kirli, kırık bir karyolanın üzerinde kötü bir yatak vardı mesela. Bakın yani bize gösterilenle sunulan farklı ise her şekilde biz bunu iade alabiliriz. Fakat bunu ne yapacağız? O görselleri saklayıp görsellere sunacağız. Mümkünse o klimanın kapağının fotoğrafını, işte buzdolabının olmayışının fotoğrafını ya da kumandanın kırık kapaklı fotoğrafını bir şekilde çekip bakın internet sitesindeki fotoğraflar bu odanın, gördüğünüzde içiniz açılıyor. Fakat gittiğimizde karşılaştığımız bu. Bunu da çıkarken mutlaka otel yönetimine söyleyin. Ama söylemekle kalmayın lütfen çünkü söz uçuyor, yazı kalıyor. Onların mutlaka bir e-posta adresleri var. E-posta adreslerine bir mesaj atın. Deyin ki internet sitenizdeki görünenle bizim kaldığımız odanın arasında hiçbir benzerlik yok. Siz bizden aldığınız parayı hak etmiyorsunuz. Bunun iadesini talep ediyorum diye bir mesaj atın. Ona olumlu cevap gelmeyecektir, olumsuz gelecektir. Ha biraz düzgün bir tüccarsa evet haklısınız, özür dileriz, biz paranızı iade ediyoruz deme durumu da olabilir. Tam bir ihtimal, zor da olsa onun için yazışma yapmak gerekiyor. Olumsuz cevap geldiğinde de hakem heyetine başvurun. Lütfen hakkınızı arayın. Manevi tazminat konusunda unutmayın. 4 günlüğü istiyorsunuz ve manevi tazminat. Yani ben dinlenemediğim için işime ben adapte olamadım ve orada da zarara uğradım. Ailemizle kavga ettik, huzursuzluk falan. Bakın bunun manevi tazminat. Bunun bedeli siz ne belirlerseniz olur ama hakimin de takdiri vardır. Orada da savunmasını yapmanız noktasında Tüketiciler Birliği olarak her türlü desteği vermeye yurdun hangi köşesinde olursanız olun hazırız. Evet, programın sonuna geliyoruz. Tabii işimiz gücümüz aşı, hayatta birçok şey var dedik ama hani Tabipler Odası'nın aşı karşıtı olduğu için bir diş hekiminin görevini 6 ay dondurması, bazı firmaların, bazı üniversitelerin ilim yuvası olduğunu iddia eden faşist anlayışların, işte Covid aşısı olmayanlar, işte şu aşı, bir de markada söyleniyor, şu aşı olmayanlar okula alınmayacaktır. Yani ilim yuvası mısın, hastane misin, nesin ya sen? Yani ilim yuvasına şart koşulur mu şu aşı olmadan gelme diye? Yani sen ilim yuvası falan olamazsın ve bakın tekrar söylüyorum. Bunu asla mı tehdit mi ediyorsun falan değil. Burası bir hukuk devleti ise
burada kanunlar geçerliyse, burada insan hakları varsa siz bunların bedelini ödeyeceksiniz. Yani bu ten, bu canda olduğu sürece ileriki zamanda bu durumlar geçecek, bu dalgalar dinecek ve bu baskıyı yapanlar kimse, her kimse, hepsi bunun bedelini ödeyecek. Bu ülkede kimse birilerinin pazarlamacılığını yapamaz. Birileri istedi diye adam 1 trilyon doz aşı üreteceğim. 1 trilyon doz ya Allah aşkına ya. Yani lütfen ben söylüyorum, siz de söyleyin. Hani o ünlü düşünür ta asırlar önce söylemiş ya. Düşünüyorum, o halde varım. Düşünüyorum, o halde aşı olmayacağım. Aileme de yaptırmayacağım. PCR testi anlamsızdır, saçma sapan bir şeydir. Kendileri söylüyor zaten, bilim kurulu üyeleri de söylüyor. Yarı yarıya, 50-50 ne yapıyoruz ya, yazı tura mı? Ne oluyor insanların kaderiyle ilgili oyun mu oynuyorsunuz? Kumar mı oynuyorsunuz? Ya bu hakkı kim verdi size? Kusura bakmayın. Bunun bedelini kim yanlış yapmışsa, bu millete kim yanlış yapmışsa bunun bedelini er ya da geç öder, ödeyecektir. Bu da kulağınıza küpe olsun. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte, aynı ekranda görüşmek dileğiyle daha az sorun yaşayacağınız bir hafta olmasını diliyorum. Esen kalın.